Sevgili dostlarım merhaba. Yine bir videomuzda daha beraberiz. Bu videomda küçük ve büyük dul aylığı Türk hukukunda yok. Küçük ve büyük dul aylığı şartlarını sizinle paylaşmaya çalışacağım. videomuz başlıyor. Bir önceki videomda da belirttiğim gibi bizim için 19 Ocak 2002 tarihindeki kanun değişikliğiyle 11 2002'den itibaren yürürlüğe gelen kanunla yani bu dul aylıklarla ilgili değişiklikteki 1, -1 2002'den sonraki kanun değişikliğiyle farklılıklar getirildi. Buradaki düzenlemeye göre 1, -1 2002'den sonraki şartlar oluşuyorsa, dul aylığı alacak kişi yeniden evlenmemişse ve sigortalında en az 60 ay sigortalılık süresi var ise 47 yaşından küçük olması halinde 47 yaşını doldurmamış ise bunlar küçük dul aylığına sadece 24 ay yani 2 yıl boyunca hak kazanabiliyorlar. Küçük dul aylığı diyoruz biz buna. 1 1 2002 tarihinden önceki kanunu düzenlemede Böyle bir şart yoktu. Yani 24 ay ödenmesi, küçük dul aylığının 24 ay ödenmesiyle ilgili bir şart yok idi. Burada 45 yaşını doldurmamışsa geriye kalan sigortalı bunlar sınırlama olmadan küçük dul aylığı alma hakları var. Tabii ki evliğinde bu tarihten yani 1/1/2002'den önce yapılmış olması gerekiyor. 45 yaş sınırı yani büyük dul aylığına hak kazanmadaki yani 45'i geçince hak kazanıyordunuz. Bununla ilgili de bir 2008'de kanun değişikliği oldu. Burada bir kademe getirildi bu yaş konusunda işte 45 yaşından ki 47'ye çıkaran bunu kademeli bir şekilde biraz sonra paylaşacağım sizle. Bu değişiklik de yapılmış oldu. Ben daha iyi anlaşılması için konunun bunu bir tablo haline getirdim. Bakın o tabloyu göstereyim. Almanya'da dul aylığı hakları ikiye ayrılıyor. Küçük dul aylığı, büyük dul aylığı şeklinde. Küçük dul aylığına hak kazanma şartları demin de söylediğim gibi 1/2002 öncesi evliliğin başlayıp başlamaya. Yani resmi evlilik bu tarihten önce mi yapıldı, sonra mı yapıldı? Ona göre şartlar değişiyor. Eğer 1/2002 öncesi evlilik yapılmış ise o zaman burada da şartlar değişebiliyor. Bakın tabloda gösterdim. 1-1-2002 öncesi evlenenler küçük dul aylığı açısından. Hepsinde sigortalılık süresinin en az 60 ay olması gerek. Vefat eden sigortalı açısından. Eğer eş 45 yaşından küçükse ve sigortalı da 1-1-2002 öncesi yani bu kanunun yürürlüğe girmediği tarihten önce vefat etmişse o zaman dul aylığını almakta sınırsız olarak hakkı olabiliyor. Çünkü neden? Dediğim gibi önceki kanuni düzenlemede böyle bir sınırlama yok idi. Şöyle de bir istisna getirdi. Geçiş hükümleri getirilen 242 A maddesi eklenmişti kanuna. Şöyle bir geçiş hükümleri getirdiler. Eğer dediler ki ölen sigortalının en az 60 ayı varsa ve eşlerden en az biri de 2 Ocak 1962 öncesi doğmuş ise bunlara da sınırsız olarak küçük dul aylığı bağlanabiliyor bunlar için de ama şart eşlerden en az biri 2 Ocak 1962 öncesi doğmuş olması gerekiyor. Bu ölen eş de olabilir, sağ kalan dul eş de olabilir ve evliliğinde bir bir 2002 öncesi olması gerekiyor. Peki 1, -1 2002 sonrası evlenenler açısından nedir durum? Yine sigortalık süresi en az ölenin 60 ay olması gerekiyor. Yani 5 yıllık sigortalık süresi olması gerekiyor. Burada getirilen yenilik en az evliliğin bir yıl sürmüş olması gerekiyor. Bunu daha önceki videoda sizinle paylaşmıştım bunun şartlarını. Aynı zamanda 2008'deki kanun değişikliğiyle birlikte kademe getirildi büyük dul aylığı açısından. işte burada 45 yaşından küçük olma şartı bu kademeye göre tabii ki yükselmiş oldu otomatik olarak. Eğer bunlar sigortanın ölüm tarihine göre yaşı doldurmamış oluyorlarsa büyük dul aylığı açısından o zaman dul aylığını sadece 24 ay olarak alabiliyorlar. Demin başta izah ettiğim gibi yani 1-1 2002 sonrası evlenenler açısından büyük dul aylığı şartlarına baktığımızda da Burada da yine 1-1-2002 öncesi evlenenlerle resmi olarak evlenenler veya hayat arkadaşlığı kuranlar resmi olarak kayıtlı olarak hayat arkadaşlığı buna göre değişiyor. Yine her ikisinde de sigortalık süresinin 60 ay olması gerekiyor. 1-1-2002 öncesi evlenenler şayet 18 yaşından küçük bir çocuğa bakıyorlarsa. Şimdi burada ben 18 yaşından küçük çocuğa bakma şartlarını şöyle bir açmak gerekiyor. Kanunda bu zikrediliyor zaten. Burada 18 yaşından küçük. Yani kendi çocuğu olabilir veya eşinin, ölen eşinin çocuğu olabilir. Dul buna bakıyorsa veya bu çocuk kavramına kanunda sayılan bazıları da girebiliyor. Örneğin 18 yaşını doldurmamış işte bütün iaşesinin ölen sigortalı hayattayken beraberce iaşesini karşıladıkları bir torun varsa veya kardeş var ise bunlara bakılıyorsa bunlar da bu çocuk kavramı içerisine giriyor. Eğer dul eş buna bakıyorsa büyük dul aylığına hak kazanabiliyor. 1-1-2002 öncesi evlenenler açısından. Veya tabloya yine bakalım. İş görememezlik raporu var ise bu eşin yani kendisi çalışamayacak çalışma gücünü kaybetmişse ve buna ilişkin de bir raporu var ise veya bu şartla oluşmuyorsa diyelim ki o zaman sigortalı eğer 31 12 e kadar vefat etmişse 45 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Yani 12 Aralık 2011'e kadar vefat etmişse bu tarih dahil sigortalı bu tarih dahil ve daha öncesinde vefat etmişse 45 yaşını doldurmuşsa bakın veya diyorum bütün şartlar birlikte gerekmiyor. Hem çocuğa bakacak hem iş göremezlik raporu alacak hem de yaş şartını dolduracak demiyoruz. Bunlardan biri oluşursa o zaman bu eş büyük dul aylığına hak kazanabiliyor. Bakın burada vefata göre yaş şartını bir daha inceleyelim. Bununla ilgili de kanunu düzenlemeye göre size tablo haline getirdim. Bakın tabloya göre eğer sigortalı 31-12-2011'e kadar vefat etmişse 45 yaşını doldurduğunda kendisi dul kalan eş hemen büyük dul aylığına hak kazanabiliyor. Çocuğu 18 yaşından küçük çocuğu olmasa da iş görememezlik raporu olmasa da bu yaş şartını eğer sigortalı 31 12 11'e kadar veya bunun öncesinde vefat etmişse 45 yaşını doldurmakla büyük dul aylığına kazanıyor. Ama 2008'deki bu kanun değişikliğiyle getirilen kademeye göre işte diyelim ki bir yıl sonra 1 1 2012 yani 2012 yılında vefat ederse buna 45 yaş bir ay ekleniyor. Yani o yaşı doldurması gerekiyor. 45 yaş bir ayı. Bu kademeli şekilde birer ay her ölüm yılına göre Yıl yıl birer ay arttırılıyor bu yaş ve 2023'te vefat etmişse 46 yaşına doldurma şartı getiriliyor. Bu tarihten sonra ise yani 2024'ten itibaren ise bu 46 yaşa ikişer ay ekleniyor her ölüm yılına göre ve nihayetinde de bir bir 2029'dan itibaren vefat ederse 47 yaşını doldurma şartı getiriliyor bu 2002 öncesi evlenen ve dul kalan eş için büyük dul aylığı açısından Birbir 2002 sonrası evlenenler açısından ise burada demin de belirttiğim yani küçük dul aylığında da belirttiğimiz gibi en az evliliğin bir yıl sürmesi gerekiyor diğer şartlar aynı aynı şartlar bunlar için de geçerli ve bunlar da kademeye giriyor sigortalının vefat yılına göre. Çünkü kanun değişikliği 2008'de yapılmıştır. Yani o tarihe kadar 2002'den o tarihe kadar zaten kanunda 45 yaş şartı vardı ama kademe bu tarihten sonra getirildiği için bunların da dul aylığına hak kazanma şartları kademeli olarak değişiyor. Bir üçüncü yol da bunların dışında. Yani evlilik ne zaman yapılırsa yapılsın dul eşin 211 1961 tarihinden önce doğmuşsa dul kalan eş ve bir de meslek hastalığı varsa kendisinde bunu da raporla ispatlayabiliyorsa bunlar da dul aylığına diğer şartları yerine getirmeseler bile yani yaş şartı 18 yaşından küçük çocuğa bakma şartı vesaire bunları yerine getirmese bile bunlar da dul aylığına hak kazanabiliyor veya diğer bir ihtimalde 30'a 12-2000 tarihi itibariyle meslek hastalığı veya iş göremezliği olup bugüne kadar kesintisiz devam etmesi yani başvurduğu tarihe kadar çalışma gücünün kaybı ile ilgili raporu olanlar da büyük dul aylığı alma hakkına sahipler diğer şartları yerine getirmeseler bile bütün bunları anlattıktan sonra size örnek vereyim daha iyi anlaşılması açısından büyük küçük dul aylığına hak kazanma açısından diyelim ki 1971 doğumlu Vedat Bey ile Nimet Hanım ki Nimet Hanım da 1979 doğumlu kendileri işte diyelim ki 1 Temmuz 1999'da Türkiye'de evlenmişler. Daha sonra Almanya'ya gelmişler. Almanya'da da Vedat Bey çalışmış. İşte diyelim ki 1999'dan 2005'e kadar çalışmaları var. Kendisi diyelim ki 15 Mart 2023 tarihinde vefat ediyor. Geriye Nimet Hanım kalıyor. Nimet Hanım bu durumda sadece 24 aylığına, küçük dul aylığına hak azanabiliyor. Neden? Demin anlatmıştık tabloyu tekrar getirirseniz gözünüzün önüne. Birincisi kendisi zaten yaş şartını doldurmamış. Yani başvurduğu tarih itibariyle 46 yaşından küçük. Bu bir. İkincisi evlilik tamam 1/1 2002 öncesi yani 1 Ağustos 1999'da evlenmişler. Buna rağmen eşlerden birinin en az birinin 2 Ocak 1962 öncesi doğmuş olması gerekiyor. Veya sigortalının 1/1 2002'den önce vefat etmesi gerekiyor ki Vedat Bey 2023 yılında yani 15 Mart 2023 yılında vefat etmiş. O zaman Nimet Hanım diyelim ki 24 Mart 2023'te Türkiye'de ikamet ediyor. Türkiye'den başvurdu SGK üzerinden. O zaman 1 2023 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında 2 yıllık yani 24 ay küçük dul maaşı alabilir. Ancak şunu da belirtelim. Bu demek değildir ki Nimet Hanım büyük dul aylığına diğer şartları yerine getirdiğinden örneğin 18 yaşından küçük çocuk bakıyorsa demin belirtmiştik veya iş görememezlik raporu alırsa bu arada bunu alırken veya en optimal olanı yaşı doldursa çünkü Nimet Hanım'ın küçük çocuğu yok. Nimet Hanım'ın iş göremezlik raporu yok. Bunu böyle kabul edelim. O zaman 24 ay alacak büyük dul aylığına hak kazanamadığı için. Ama kendisi diyelim ki 2 Ağustos 2025'te 46 yaşını dolduruyor. Demin ki verdiğim tabloya göre de 2023 yılında vefat etmişti. Buna göre de büyük dul aylığına hak kazanma yaşı 46 olmuştu. O zaman Nimet Hanım 2 Ağustos 2025'te 46 yaşını dolduruyor. 79 doğumluydu. O zaman kendisi büyük dul aylığına başvurabilir. Yani küçük dul aylığı aldı, artık büyük dul aylığı alamaz diye bir şart yok. Bunun şartlarını yerine getirdiğinde alabilir. Diğer bir ihtimal de şöyle diyelim. Bütün verilerimiz aynı kalsın. Bu Vedat Bey nimet hanım örneğinde olduğu gibi. Ama Vedat Bey diyelim ki Vedat Bey 1961 doğumlu olsun. O zaman durum değişiyor. Evlilik 1 2 2002 öncesi yani 1 Ağustos 99'da yapılmış. Artı ölen eş veya sağ kalan eşten biri en az biri 2 Ocak 1962 öncesi doğmuş. 61 doğumlu diyelim Vedat Bey. O zaman Nimet Hanım bu küçük dul aylığına yine hak kazanır. 2023 itibariyle kendisi yaşı dolduramadığı için veya çocuğu da yok bakacak veya iş göremezlik raporu da yok. Yani büyük dul aylığına hak kazanamıyor. Ama küçük dul aylığını 24 ay değil. Şartları taşıdığı müddetçe veya büyük dul aylığı şartlarını yerine getirene kadar sınırsız olarak 24 ay sınırlaması olmadan alabilir. Çünkü Ölen Vedat Bey 1961 doğumlu yani 2 Ocak 1962'den önce doğmuştur. Böyle örnek vereyim basitçe anlaşılması için inşallah faydalı olmuştur. Bu bölümde de sizlere küçük büyük dul aylığını anlatmaya çalıştım. Diğer videomuzda sizlere Almanya'da olan fakat bu çok istisna bir durum bunu da sizinle paylaşacağım. Türk hukukunda böyle bir şey yok. Yani boşanmış eşin dul aylığı alma hakkı yoktur. Ama Almanya'da var böyle bir hak. Ama bu da 1 Temmuz 1977 öncesi boşanan eşlerin boşandıktan sonra dullar ise dul kalmaları halinde yine dul aylığı alma hakları olabiliyor. Bunun ayrıntılarını sizinle genel olarak paylaşacağım bir sonraki videomda belki o videomuzda küçük dul aylığıyla büyük dul aylığının bağlanma oranlarını da sizinle paylaşmış olurum. Bizi takip etmeye devam edin. İyi günler.